Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Uraz. Eve geldiğimde annemi ağlarken buldum. Üvey babamın elinde bavulu vardı ve görünüşe göre evden ayrılıyordu. Annem lütfen sana destek olmamıza izin ver. Son günlerinde yanında olalım deyince şaşırdım. Neler oluyor diye sordum. Annem Uras Gürkaya kanser teşhisi konmuş. Doktor en fazla 3 ay ömrünün kaldığını söylemiş. Son günlerini istediği şekilde yaşamak için evden ayrılıyor dedi. Şoke olmuştum. Hastalığının tedavisi yok mu? Lütfen bizimle kal. Üvey babam başını salladı. "Uras, kanser son aşamadaymış. Lütfen ısrar etmeyin. Kalan ömrümü gönlümce yaşamak en doğal hakkım." dedi ve evden ayrıldı. Annem beni teselli etmeye çalıştı. "Canım, Gürkay haklı. Keşke bu zor süreçte beraber olsaydık ama doğru olan gitmesine izin vermek." Annemle birbirimize <laughs> sarıldık ve uzun süre ağladık. Üvey babamın gidişiyle maddi olarak zor günler geçirmeye başladık. Annem evlere temizliğe gidiyordu. Çok az kazanıyordu ama neyse ki ev bizim olduğu için kira ödemiyorduk. Böylece faturalarımızı ödeyerek bir şekilde geçinebiliyorduk. Annem de ben de hastaneden telefon gelecek diye 3 ay boyunca elimizden telefonu bırakmadık. Her an bir hastaneden Gürkay'ı kaybettik diye bir haber veya üvey babamdan hastaneye kaldırıldım diye bir mesaj gelebilirdi. Bir ay daha geçti. Gürkay'la ilgili kötü bir haber gelmedi. Hala hayatta olduğunu düşünerek rahatlıyorduk. Ancak bir sabah başka bir şey oldu. Hiç beklemediğimiz bir şey. Okula gitmek üzere hazırlanıyordum. Kapı çaldı. Annemin "Emin misiniz? Ama bu mümkün değil." dediğini duydum. Koşarak kapıya gittim. Bir adam kapıda kollarını kavuşturmuş halde anneme verdiği bir tomar kağıdı okumasını bekliyordu. Gördüğünüz üzere satın alma gerçekleşti ve para ödendi. Kocanız bu evi bana sattı. Artık evin yeni sahibi benim. Size evi boşaltmak için 10 gün süre veriyorum. Evimden çıkmazsanız yetkilileri devreye sokarım. Polisi çağırmak istemiyorum. Bu nasıl olabilirdi? Biz Gürkay için üzülüyorken oysa ailesinin yaşadığı evi satmıştı. Anneme "Bir şey yapamaz mısın?" diye sordum. Annem şok olmuş bir halde "Yapamam. Ev evlenmeden önce Gürkay'ın üstüneydi." dedi. 10 gün sonra bizi evden çıkardılar. Evsizlerin yaşadığı barınağa gitmeye karar verdik. Şehirdeki en büyük barınağa gittik ancak yer olmadığını öğrendik. Annem görevli kadına çaresiz bir durumdayız. Yalvarırım yardım edin dedi. Ancak kadın maalesef elimizden gelen bir şey yok. Barınağın kapasitesi sınırlı. Gelecek ay yeniden gelip sorun. Konuşmalarımıza şahit olan bir adam yanımıza geldi. İsmim Caner. Barınağın aşevinden sorumluyum. Mutfakta her zaman gönüllülere ihtiyacımız oluyor. Eğer bizimle çalışırsanız aşevinin yatakhanesinde kalabilirsiniz dedi. Memnuniyetle kabul ettik. Annem pişirme bölümündeydi. Ben tüm gün patates ve soğan soyuyordum. İkimiz de çok yoruluyorduk ama bu sayede hem karnımızı doyurabiliyorduk hem de kalacak bir yerimiz vardı. Aşevi'nin yatakhanesi mutfağın hemen arkasındaydı. Her duvarda gönüllülerin kaldığı ranzalar vardı. Tek bir yatakta yatan orta yaşta biri vardı. Hiç konuşmuyordu ancak bazı geceler <laughs> onun ağladığını duyuyordum. Ağladığında Caner yanına geliyordu ama adam onu her gördüğünde sinirleniyordu. Bir gün Caner beni kenara çekip, Uraz sen çalışkan bir çocuksun. ''Aşevinde çok işimize yarıyorsun ama okuluna devam etmen lazım. Bu nedenle gündüzleri sana izin veriyorum.'' dedi. Bu harika bir haberdi. Arkadaşlarımı görmeyi çok özlemiştim. Ancak okul şehrin diğer ucundaydı. Metro için paraya ihtiyacım vardı. Caner'e teşekkür ettim ve yol parası için dilenmek üzere metronun önüne gittim. Ertesi gün erkenden kalkıp parayı tamamlamak için tekrar dilendim. Okula gideceğim günler aynı şekilde dileniyordum. Bir sabah kadının biri, Uras, merhaba, ben Gürkay Bey'in eski sekreteri Selin. Beni hatırladın mı? dedi. Selin Hanım'ı elbette hatırlamıştım. Birkaç yıl öncesine kadar üvey babamla çalışıyordu. Ama sonra işten ayrılmıştı ve yerine başka bir sekreter gelmişti. Selin, annemin nasıl olduğunu sorunca ona başımıza gelenleri anlattım. Üvey babamın kanser olduğunu söylediğimde çok şaşırdı. Çok üzgünüm Uras. Bunu söylemek çok zor ama gerçeği öğrenmeye hakkınız var. Gürkay Bey'in kanser olduğunu sanmıyorum. Üvey babanın bir sevgilisi vardı. Beni işten çıkarıp o kadını sekreter olarak işe aldı. Şirketteki arkadaşlarımdan öğrendiğime göre 4-5 ay önce ikisi de işten ayrılmış. Kadının Instagram hesabını takip ediyorum. Sürekli seyahat ediyor, pahalı yerlerden alışveriş yapıyor. Büyük ihtimalle bunları üvey babanla birlikte yapıyor. Anlaşılan evinizin parasıyla lüks bir seyahat yapıyorlar. O kadın dolandırıcının biri. ''Gürkay Bey'in öyle birine nasıl kandığını aklım almıyor.'' dedi. Şoke olmuştum. Aşevi'ne dönüp babamla ilgili öğrendiklerimi anneme anlattım. Tahmin ettiğim gibi çok üzüldü. Yere yığılıp uzun süre ağladı. O gün üvey babamın bütün bencilliğiyle hayatımızı mahvettiğini öğrendik. Aşevi'nin sorumlusu Caner bizi üzgün görünce nedenini sordu. Ona her şeyi anlattım. Öğrendikleri onu hem üzdü hem de şaşırttı. Hikayelerimizin ortak bir yönü var. Dedikten sonra anlatmaya başladı. Eşim 3 yıl önce vefat etti. Oğlum annesinin ölümünden beni sorumlu tuttuğu için evi terk etti. Haklıydı <laughs> çünkü para kazanma hırsım yüzünden onları ihmal etmiştim. Bir gün iş yerinde fenalaştım. Böylece hastalığım teşhis edildi ve bir yıl ömrümün kaldığını öğrendim. Ne garip bir tesadüf değil mi? Üvey baban yalan söylemiş ama benimki doğru. Günlerimin sayılı olduğunu öğrenince oğlumu bulup kendimi affettirmek istedim. Fakat evsiz olduğunu, sağlığını kaybettiğini ve bu barınakta yaşamaya başladığını öğrendim. Onu tanıyorsunuz. Aşevi'nin yatakhanesinde bizimle kalıyor. Bana hala kızgın. Ona yalvardım ama buradan ayrılmayı kabul etmedi. Ben de onun yanında olabilmek için aşevinin yöneticisi oldum. Yatakhanedeki yatalak hastanın onun oğlu olduğunu öğrenince tabii çok şaşırdık. Caner benden bir parça kağıt ve bir kalem getirmemi istedi. Ben de söylediğini yaptım. Kağıdı aldı. Uras, domain ne demek biliyor musun? diye sordu. Evet, okulda görmüştük. Bir web sitesinin adresine domain deniyor. Örneğin youtube.com veya amazon.com gibi. Cevabını verdim. Caner kağıda bir şeyler yazıp bana verdi. Yarın bir internet kafeye git. Kağıda yazdığım web sitesini ziyaret et. Bu bir domain satış sitesi. Kağıttaki kullanıcı adı ve şifreyle hesabıma giriş yap. Hesapta bana ait çok değerli bir domain var. Onu satışa çıkar. Merakla hangi domain diye sordum. Caner gülümsedi. pizza.com bu dünyanın en değerli domainlerinden biri. Pizza markaları bu domain için milyonlarca dolar ödemeye hazır. Açık artırmanın sonucunda en yüksek fiyatı veren pizza.com'un sahibi olacak. Ben yakında bu dünyadan göçeceğim. Tüm servetimi barınağa bağışladım. Elimde sadece bu domain kaldı. Bu satıştan elde ettiğiniz parayla kendine ve annene yeni bir hayat kurabilirsin. Bunun karşılığında sizden tek bir ricam var. Lütfen oğlumu yanınızda götürün. Evinizde ona bir oda ayırın. Özlemini çektiği aile ortamında sizinle birlikte huzur içinde yaşasın. Bu beni çok mutlu edecek. Benim için bunu yapar mısınız? Annem, tabii ki yaparız. Ama sen de bizimle yaşamak istemez misin?" diye sordu. Caner, sizinle gelirsem oğlum buradan ayrılmayı kabul etmez. Zaten ben de buradaki insanlara hizmet etmeyi çok seviyorum. Son günlerimi burada geçirmek istiyorum. Cevabını verdi. Caner'in istediğine uygun şekilde pizza.com'u satışa çıkardım. Gerçekten de pizza markaları açık arttırmada yarıştılar. Sonunda bir marka pizza.com'u tam 5 milyon dolara satın aldı. Caner sayesinde artık bir milyonerdim. Büyük bir ev satın aldık. Caner'in oğlu bizimle yaşamayı kabul etti. Ona evin en güzel odasını ayırdık. Babasının yaptıklarını öğrenince çok duygulandı. Onu çağırıp teşekkür etti ve affettiğini söyledi. Caner elbette çok mutlu oldu. Ancak yine de bize taşınmadı. Aşevinde çalışmaya devam etmek istedi. Bir gün hizmetçilerden biri odama geldi. Anneniz kapıda sizi bekliyor. Bir misafiriniz varmış, dedi. Merakla annemin yanına gittim. Başta kapıdaki kişinin üvey babam olduğunu görünce şaşırdım ama kendimi hemen toparladım. Annem gülerek Gürkay çok üzgün olduğunu söylüyor ve onu affetmemizi istiyor dedi. Ne dersin diye ekledi. Elbette kinaya yapıyordu. Onu affedelim mi? Üvey babam canım oğlum. Annem bana inanmıyor ama sizi gerçekten çok özledim. Çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım. O kahrolası kadın meğer hırsızmış. Bir sabah uyandığımda yoktu. Tüm parayı alıp kaçmış dedi. Annem soğuk bir şekilde bakarak gülümsedi. Ve sen de beş parasız kalıp buraya geldin. Üvey babam bir şey söyleyemedi. Gözlerini utançla yere indirdi. Bizi nasıl buldun? diye sordum. Anlaşılan henüz telefonunu değiştirmemişsin. O benim eski telefonum olduğu için telefonumu bul uygulamasında kayıttı. Uygulama beni buraya getirince hiçbir şey anlamadım. Burada çalıştığınızı filan sandım. Gürkay bu söylediğinin saygısızca olduğunu fark edince durdu. Çaresiz bir şekilde kekeleyerek... E, bu malikanenin size ait olduğunu öğrenince... Sizinle ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Bu devasa evde eminim bana da yer vardır. Bırakın da içeri gireyim. Lütfen beni affedin. Üvey babama şöyle bir baktım. Acınacak haldeydi. Onunla daha fazla konuşmak anlamsız görünüyordu. Annemi kolundan nazikçe tutup içeri çektim. Ardından hiçbir şey söylemeden kapıyı babamın yüzüne kapattım. Üvey babam çılgınlar gibi bağırmaya, kapıyı yumruklamaya başladı. Güvenlik görevlileri gelip onu yaka paça dışarı attılar. Üvey babamın ağlayarak "Çok pişmanım, çok pişmanım." diye bağırdığını duyduk ama tabii o gemileri çoktan yakmıştı. O sırada büyük bir keyifle güvenlik kamerasından olanları seyrettim.